soldadır. Zaten isimlerinin nereden geldiğini yorumladık. Şu yorumları oturup ezberleme. Medyanla aritmetik ortama ilişkisini bilirsen zaten bunları çıkarırsın. Tek bilmen gereken bu negatif kayışta olduğu için çarpıklık katsayısı negatiftir. Moda olmayan dağılımda ise tek bilmen gereken grup homojen ya da heterojen olabileceği için farklılaşma belirsizdir dersin. Bimodal dağılımda ise arkadaşlar bilmen gereken en önemli yorum şudur. Standart sapmanın varyansın diğer adıyla farklılaşmanın en yüksek olduğu dağılım arkadaşlar nedir? Bimodal dağılımdır. Dağılımlarda arkadaşlar bilmeniz gerekenler bunlar. Bunun ardından anlatacağımız konu ise puanların standartlaştırılmış hale geldiği S ve T puanlarıdır. Arkadaşlarım şimdi de istatistiğin son konusu olan Z ve T puanlarından bahsedelim. Sırayla madde analizinden bahsettik. Madde analizinde madde güçlü, madde aracılığın arkadaşlar hangi soru tarzlarında nasıl yorumlanacağını size irdeledik. Daha sonra merkezi eğilim ve merkezi dağılım ölçülerinin neler olduğunu, sorularda nasıl kullanıldığını tek tek irdeledik. Son konumuz Z ve T puanı. Biraz da ondan bahsedelim. Şimdi arkadaşlar Z ve T puanı ne için kullanılır derseniz. Biz Z ve T puanını diğer adıyla standartlaştırılmış puanlar arkadaşlar farklı şehirlerden, farklı okullardan, farklı bölgelerden gelen öğrencilerin herhangi bir dersteki sınav puanını karşılaştırabilmemiz için arkadaşlar onların getirdikleri puanları birbiri cinsine çevirip standartlaştırmamız gerekir. Ya da bir öğrencinin farklı derslerdeki arkadaşlar başarısını karşılaştırabilmemiz için o farklı derslerden gelen puanları birbiri cinsine çevirip standartlaştırmak gerekir. Nedendir bunun mantığı? Düşünün bir üniversite arkadaşlar bir sınav açsın. Desin ki işte matematik öğretmenliği bölümüne öğrencilerin lise son matematik notlarına göre öğrenci alınacaktır. Bu sınavda işte farklı şehirlerden, işte Van'dan, Ağrı'dan, Tekirdağ'dan, Konya'dan, Malatya'dan farklı şehirlerden öğrenciler başvursun ve öğrenciler arasında iki öğrencinin puanı şöyle olsun. Ayşe isimli bir öğrencimiz olsun arkadaşlar. Bunun işte matematik sınavındaki puanı 90 olsun. Bir de Ali isimli bir öğrencimiz olsun arkadaşlar. Bunun da matematikteki puanı arkadaşlarım diyelim ki 50 olsun. Burada sen eğer farklı şehirlerden, farklı okullardan, farklı bölgelerden ya da farklı öğretmenlerden ders almış öğrencilerin bir dersteki başarısını karşılaştırırken sınav puanına bakarsan yanlış yaparsın. Mesela sınav puanına göre baktığında Ayşe daha başarılı gibi görünebilir. Fakat arkadaşlar bu sınavları biz irdelediğimizde diyelim ki Ayşe'nin girdiği sınavın aritmetik ortalaması 80 olsun. Ali'nin girdiği sınavın aritmetik ortalaması 10 olsun. Mantıken düşündüğünde kolay olan bir sınavda aritmetik ortalamanın 80 olduğu bir sınavdan 90 alan bir öğrenci mi başarılı olur? Zor olan bir sınavda yani aritmetik ortalamanın 10 olduğu bir sınavdan 50 alan bir öğrenci mi daha başarılıdır? İşte arkadaşlar biz bu sorunu gidermek adına bu öğrencilerin puanları ne yaparız? Birbiri cinsine çeviririz yani standartlaştırırız. Tekrar söylüyorum unutma standart puanların temel mantığı şudur. Farklı okullardan, farklı bölgelerden, farklı şehirlerden gelen öğrencilerin herhangi bir dersteki başarısını karşılaştırmak ya da bir öğrencinin farklı derslerdeki başarısını karşılaştırmak için bu sınav puanlarını biz standartlaştırırız. Yani Z ve T puanlarını kullanırız. Bunun için arkadaşlar kullandığımız Z puanı hesaplarken biz öğrencinin sınavdan aldığı puandan arkadaşlar o sınavın aritmetik ortalamasını çıkartır. O sınavın standart sapmasını oranlarız. Buradan hareketle arkadaşlarım T puanını hesaplarken de bulduğumuz Z puanını 10 ile çarpar. Bunu arkadaşlarım 50 ekleriz. Bizim Z ve T puan dediğimiz puan türlerini hesaplarken temel aldığımız iki formül budur. Peki arkadaşlar bunlarda yorumlar nelerdir? Senin ilk bilmen gereken birinci yorum şudur. Z ve T puan arasında arkadaşlar yorum olarak hiçbir fark yoktur. Yani Z için neyi söylüyorsan T için de aynısını söyleyebilirsin. Ya da T puan için neleri söylüyorsan Z puan için de aynısını söyleyebilirsin. Belki bazı arkadaşların aklına şu soru geliyordur. Hocam Z ve T puanı için aynı şeyleri söylüyorsak neden Z puanını T'ye çeviriyoruz? İşte arkadaşlar bunun cevabı da şudur. Biz Z puanı irdelediğimizde arkadaşlar Z puan dediğimiz puan türü eksi 3 ile artı 3 arasında değer alırken ben bunları şurada yerine yazsam arkadaşlar görülür ki T puan da 20 ile arkadaşlar 80 arasında değer alır. Bizim işte Z'yi T'ye çevirmemizdeki temel mantık şudur. Z puanı negatif değerler alır. Eğitimde negatif puanlardan bahsedemezsiniz. İşte arkadaşlar Z'yi T'ye çevirmekteki temel mantık Z'yi negatiflikten kurtarıp eğitimde kullanılabilir hale çevirmektir. Tekrar ediyorum unutma. Z ve T puan arasında arkadaşlarım yorum olarak hiçbir fark yok. İster Z'yi hesapla ister T'yi hesapla. İkisi için de yapacağın yorumlar birebir aynıdır. Ha Z'yi T'ye çevirmemizdeki temel mantığı sorarsan
Unutma, buradaki temel mantık Z puanı negatif değerler alır. Biz eğitimde negatif puanları kullanamayız. Amacımız bunu negatiflikten kurtarıp eğitimde kullanılabilir hale çevirmektir. Aynı şekilde bir de şunu bileceksin. Arkadaşlar, bizim Z ve T puan aramızdaki korelasyona baktığımızda arkadaşlar, Z ve T puanı arasında unutmayın, pozitif ve arkadaşlarım yüksek bir korelasyon vardır. Bu ne demektir? Bir dağılımda Z puanı artıyorsa bil ki T de artıyordur. Pozitif korelasyonun mantığını hatırlarsan, Z puanı azalıyorsa bil ki ne de azalıyordur? T puanı azalıyordur. Yani bunlar arasında pozitif ve yüksek bir korelasyon olduğunu da bileceksin. Gelelim, bunları sorularda nasıl yorumlayacağız? Arkadaşlar, bizim bunları da soruları yorumlayabilmemiz için bir önceki derste gördüğümüz normal dağılım eğrisini hatırlamamız gerekir. Hatırlarsan normal dağılım eğrisi arkadaşım simetrik bir eğriydi. Tam orta noktaya arkadaşlarım aritmetik ortalama, mod ve medyan düşüyordu. Sınıfı %50-%50 ikiye ayırıyordu ama arkadaşlar, biz sınavı yaptığımızda ve normal dağılım eğrisi ile ilgili soruları yorumlarken bileceğiz ki normal dağılım eğrisini 6 parçaya böleriz ve sabit düşen değerlerden bahsederiz. Sınavlar yapıldığında görülmüş ki arkadaşlar, şu kısma grubun yaklaşık %34'ü, şu kısma yaklaşık %14'ü, şu kısma yaklaşık %2'si düşüyor. Simetriktir. Şuraya grubun yaklaşık %34'ü, şurada yaklaşık %14'ü, şurası arkadaşlar grubun %2'sinin düştüğü kısımdır. Burada arkadaşlarım şunu da bilmeniz gerekiyor. Bu değerler sabit değerlerdir. Normal dağılım eğrisinde her zaman kullanacağın değerlerdir. Hiçbir zaman şurada %45 görmezsin ya da şurada %28'i görmezsin. Bunları adın gibi bileceksin. Sıkça normal dağılım eğrisinde arkadaşlar kullanacağımız kısımdır. Peki Z ve T puanını burada nasıl kullanacağız? Arkadaşlar, Z puanını düşündüğümüzde bir öğrenci arkadaşlar aritmetik ortalamaya eşit puan aldığında, bunlar birbirine eşit olduğu için tam şu noktada da Z puan ne çıkacaktır arkadaşlar? 0. Şurada Z puanı artı 1, şurada artı 2, şurada artı 3 olur. Geri geldiğimizde eksi 1, eksi 2, eksi 3 olur. Zaten az önce söyledik, Z puanı hangi aralıkta değişiyordu? Eksi 3 ile artı 3. Bu değerleri yerine yazdığımızda T puanı ise arkadaşlar, 0'ı yerine yazdığında şurada T puanı 50'dir. Şurada 60'tır. Burada 70 olur. Şurada 80 olur. Geriye geldiğimizde 40'tır. 30'dur, 20'dir. Buradaki yazdığımız değerler sabittir. Z ve T puanında soru çözmek istiyorsan hem şu normal dağılım eğrisindeki değerleri hem şu altındaki değerleri adın gibi bileceksin. Hiçbir zaman değişmez. Mesela hiçbir zaman şurada artı 3 yazmaz. Şurada artı 4 yazmaz. Şurada eksi 8 yazmaz. Bunlar sabit değerlerdir. Aynı şey bunun içinde söz konusudur. Peki yorum olarak nasıl kullanacaksın? Şimdi arkadaşlar, düşünün ki bir sınav anında öğrencinin Z puanı hesapladın. Ve öğrencinin Z puanı artı 1 çıktı. Z puanı artı 1 olan öğrenci tam şu noktadadır. Şu arkadaşlarının, dikkat ederseniz, puanlar buraya göre yükseliyor. Önüne geçmiştir. Bunun önüne geçtiği şu kısma baktığında sınıfın yaklaşık olarak arkadaşlarım yüzde kaçıdır? 84'üdür. Demek ki bu adam %84'ün önündeyse sınıfın yaklaşık %84'ünden nasıl öğrencidir arkadaşlar? Başarılıdır. Geride kaldığı kısma baktığımızda şunların gerisindedir bu öğrenci. Arkadaşlar, geride kaldığı kısmı topladığınızda bu adam sınıfın yaklaşık %16'sından nedir arkadaşlar? Başarısız bir öğrencidir. Aynısını T puanı için de söyleyebilirim. Örneğin T puanı hesapladığım bir öğrencinin T puanı 30 olsun. T puanı 30 olan öğrenci tam şu noktadadır. Dikkat ederseniz şunların önüne geçmiştir. Önüne geçtiği kısma baktığımızda arkadaşlar, bu adam şuradaki sınıfın %2'sinin önündedir. Yani bu arkadaşımız sınıfın %2'sinden nedir arkadaşlar? Başarılıdır. Fakat şu geride kaldığı kısma baktığınızda sınıfın bu arkadaşımız %98'inden nedir arkadaşlar? Başarısızdır. Demek ki unutmuyorsun. Z ve T puanının yorum olarak hiçbir farkı yoktur. Z için ne söylüyorsan T için onu söylersin. Bizim bunu kullanmaktaki amacımız neymiş? Farklı şehir, farklı bölge, farklı okullardan gelen öğrencilerin herhangi bir dersteki puanını karşılaştırabilmek ya da bir öğrencinin farklı derslerdeki puanını karşılaştırmak. Yani amaç standartlaştırmak. Peki Z'yi T'ye niye çeviriyormuşuz hatırlarsanız? Z'yi T'ye çevirmemizdeki temel mantık şu. Z puanı negatif değerler alıyor. Amacımız bunu negatiflikten kurtarıp eğitimde kullanılabilir hale çevirmek. Aynı şekilde Z ve T puanını düşündüğümüzde bunlar arasında pozitif ve yüksek bir korelasyon var. Bu ne demek? Z artıyorsa T artar ya da Z azalıyorsa T azalır. Yorumu nasıl yapıyorsun? Z ve T puanı söz konusuysa normal dağılım eğrisini bileceksin. Simetrik bir eğriydi. Ve biz bunu 6 parçaya bölüyoruz.
Buradaki kısma sınıfın yaklaşık %14'ü, %34'ü, %14'ü ikisi düşüyor. Simetriktir. Aynı değerleri karşısına yazarız. Z puan altında böyle değişir. T puan altında böyle değişir. Bu değerler sabittir, değişmezdir arkadaşlar. Yorumu nasıl yapıyormuşsun? Örneğin Z puanı artı bir olan öğrenci şu arkadaşların önündedir. Baktığımda önüne geçtiği kısım sınıfın %84'üdür. Demek ki bu adam sınıfın %84'ünden başarılıdır. Geride kaldığı kısmı topladığımda sınıfın %16'sıdır. Demek ki bu adam sınıfın %16'sından başarısızdır. T puanı için de aynı şey söz konusu. T puanı 30 olan öğrenci şuradadır. Bu arkadaşların önüne geçmiştir. Kısım olarak nedir? %2'sidir. Demek ki bu adam sınıfın yaklaşık %2'sinden başarılıdır. Geri kaldığı kısma baktığınızda bu adam sınıfın arkadaşlarım %98'inden başarısızdır. Temel olarak hesaplanmasında, yorumlanmasında bilmeniz gerekenler bunlar. Peki karşına nasıl soru çıkacak? Şimdi arkadaşlarım unutmayın. Bir soruda şu üçlüyü gördüğünüzde, yani aritmetik ortalama, standart sapma ve öğrenci puanı üçlüsünü gördüğünde bil ki bu adam sana neyi kullandıracaktır? Kesinlikle ama kesinlikle Z ya da T'yi kullandıracaktır öğrenci başarısında. Fakat öğrenci başarısı arkadaşlar farklı şekillerde sorgulanabilir. Gelir sana burada ne yapar biliyor musun? Öğrenci hakkında konuşurken iki türlü başarıdan bahsedebilir. Gelir arkadaşlar ya öğrencinin sınavdan aldığı ham puan üzerinden yorum yaptırır. Yani öğrencinin mutlak başarısının der arkadaşlarım en yüksek ve en düşük olduğu dersleri sorgulatabilir. Ya da öğrencinin grup içerisindeki durumu hakkında yorum yaptırmak için der ki arkadaşlar öğrencinin grup içerisindeki başarısının diyebilir. Ya da sadece grup içerisindeki vurgu yapmaz arkadaşlar, ne der? Öğrencinin başarısının diyebilir. Yine gelir neyi sorar? En yüksek ya da en düşük olduğu dersi sorar. Sen bu vurguları gördüğünde nelere bakacaksın? Unutmuyorsun. Eğer sana bir soruda aritmetik ortama, standart sapma ve öğrenci puanı varsa, sana öğrencinin mutlak başarısının en yüksek, en düşük olduğu dersi sorgulatıyorsa, arkadaşlar öğrencinin mutlak başarısı demek herhangi bir şeyin eklenip çıkarılmadığı, sınavdan aldığı ham puan demektir. Demek ki öğrencinin mutlak başarısı sorgulandığında sen öğrencinin sınavdan aldığı ham puana bakacaktın. Eğer ham puanda dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Öğrencinin sınavdan aldığı herhangi bir şeyin eklenip çıkarılmadığı sınav puanıdır. Mesela böyle bir durumda öğrencinin mutlak başarısını sorguluyorsan gider öğrencinin sınavdan aldığı puana bakarsın. Fakat öğrencinin grup içerisindeki başarısını sorgulatıyorsa, yani arkadaşlarına göre başarısını sorgulatıyorsa, senin bu puanları birbiri cinsine çevirip standart hale getirmen lazım. İşte bu vurguyu gördüğünde, yani öğrencinin grup içerisindeki başarısının ya da sadece mutlağa vurgu yapmadan öğrencinin başarısının en yüksek ya da en düşük olduğu dersi sorgulatıyorsa, mecburen senin burada ne hesabı yapman lazım? Z ya da T puanı hesabı yapman lazım. Toparlarsam arkadaşlar, bizim Z ya da T puanı dediğimiz puanlar standartlaştırılmış puanlardır. Burada amaç nedir derseniz, farklı şehir, farklı bölge, farklı okuldan gelen öğrencilerin herhangi bir dersteki başarısını karşılaştırmak için standartlaştırmayı sağlamaktır. Ya da bir öğrencinin farklı derslerden aldığı puanları karşılaştırabilmek için standartlaştırmayı sağlamaktır. Amaç standart puanlar elde etmektir. İki tür puan kullanılır. Biri Z ve T'dir. Nasıl hesaplandığından bahsettik. Neden birbirine çevrilmesinin amacından bahsettik. Nasıl yorumlayacağından da tek tek bahsettik. Senin soru vurgularında nelere dikkat etmen gerektiğinden bahsettik. Zaten arkadaşlarım şu vurgulara dikkat ettiğinizde, yani ne zaman neye bakacağını bilirsen zaten soruda ne yaşamazsın? Sıkıntı yaşamazsın. Bununla birlikte arkadaşlar biz İstatistik konusunda bitirmiş olduk. Dikkat ederseniz korelasyon ve değişkenle bahsettik. Birinci ünitemizdi. Daha sonra ikinci ünitemiz olan arkadaşlar madde analizinden bahsettik. Yani soruyu inceledik. Sonra geldik bir test üzerinde konuştuk. Test analizinden bahsettik. Ve son olarak puanların standartlaştırılmış hali olan Z ve T puanından bahsederek arkadaşlar test istatistiği konumuzu da bitirmiş olduk. Arkadaşlarım, bu ana kadar biz korelasyon ve değişkenlerden bahsettik. İstatistikleri tek tek irdeledik. Asıl dersimizin adı olan, çoğu arkadaşımın da hani
sabırla beklediği ya da daha çok sevdiği sözel kısma geldik. Ölçme, değerlendirme dersimizin adından bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlarım, ölçme ve değerlendirme kavramlarını biz hayatımızın her alanında kullanırız. Eğitimde kullanmamızın farklı amaçları vardır. Bunlar nelerdir derseniz, biz birer öğretmen olarak sınıfa girdiğimizde öğrencilerimizin arkadaşlar hazır bulmuşluk seviyelerini, ön koşul bilgilerini yoklamak ve buna göre bir eğitim vermek amacıyla ne yaparız? Sınavlar uygularız ve buna göre çalışmalar yaparız. Aslında yaptığımız tamamen bir ölçme ve değerlendirmedir. Aynı şekilde eğitimi verirken ara ara belli başlı konuları anlattıktan sonra var olan öğrenme eksikliğini, öğrenme güçlüğünü giderme amaçla neler yaparız arkadaşlar? Sınavlar yapar ve buna göre yönlendirmelerde bulunuruz ki burada yine bir ölçme değerlendirme söz konusudur. Yine aynı şekilde ne yaparız arkadaşlar? Dönem sonlarında ya da birkaç üniteden sonra öğrencilere not vermek amaçlı ya da onlar hakkında geçsin mi kalsın mı kullanma amaçlı arkadaşlar sınavlar yaparız ki yine burada da yine söz konusudur. Ölçme, değerlendirme söz konusudur. Eğitimde olduğu gibi arkadaşlar, rehberlikte de yine bireyi tanıma teknikleri kullanılır, psikolojik testler kullanılır, bireyin bir şeye karşı ilgisi, tutumu ölçülürken de arkadaşlar yapılan tamamen nedir? Ölçme, değerlendirmedir. İşte biz bu derse girişte arkadaşlar ölçme ve değerlendirme kavramını karşılaştıracağız. Bu kavramlarda arkadaşlar verilen cümlelerde ne zaman ölçme olduğunu, ne zaman değerlendirme olduğunu, ayrımları nasıl yapılacağını tek tek arkadaşlarım irdeleyeceğiz. Gelin birlikte bunları bir karşılaştıralım tahtamızda. İki tane önemli kavramımız çıkıyor. Bunlardan biri arkadaşlar bir özelliğin gözlenip gözlem sonuçlarının sayı, sembol ya da sıfatlarla ifade edildiği arkadaşlar ölçmeden bahsedeceğiz. Bunun karşısında arkadaşlar karşılaştırarak anlatacağımız neden bahsedeceğiz? Ölçme sonuçlarının bir ölçütle karşılaştırılıp bir karara, yargıya ulaştığımız arkadaşlar değerlendirmeden bahsedeceğiz. Şimdi bunlar nelerdir arkadaşlar? İrdeleyelim. Bunlarla ilgili arkadaşlar tanım vermek tabii ki sıkıntılı bir süreçtir ama ÖSYM, ben korelasyonu anlatırken de söyledim. 2010 yılında değerlendirmeyi sorarken ne yaptı biliyor musunuz? Aşağıdakilerden hangisi değerlendirmeye bir örnektir demek yerine değerlendirmenin tanımını kullanarak şunu dedi. Aşağıdakilerden hangisi ölçme sonuçlarının bir ölçütle karşılaştırılarak bir karara, yargıya ulaşılması sürecidir dedi. Bu yüzden tanım vermek önemlidir. Ben hani birkaç konuda bunu zaten ısrarla söyleyeceğim. Ölçmeyi şöyle tanımlayacağım ama tahtaya yazmadan arkadaşlar. Bakın, ölçme bir özelliğin gözlenip gözlem sonuçlarının sayı, sembol ya da sıfatlarla ifade edilmesidir. Aslında burada tamamen yapılan nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bir özelliği betimlemektir ya da var olan durumu aynen ifade etmektir. Değerlendirme nedir dediniz arkadaşlar? Değerlendirmede ise bizim yaptığımız şudur. Biz elde ettiğimiz, betimlediğimiz ölçme sonuçlarını belirlediğimiz bir sınırla yani kriterle karşılaştırıp bir karara, yargıya ulaşırız. Bunu da şöyle tanımlarız. Deriz ki değerlendirme ölçme sonuçlarının bir ölçütle karşılaştırılarak bir karara, yargıya ulaşılması sürecidir. Fakat bu tanımlar arkadaşlar çoğunlukla işimizi görmez. Niye derseniz, şimdi ben iki tane örnek vereceğim. Tekrar bu örneklere döneceğim de tahtanın şu köşesinde vereyim. Mesela Hale iyi bir insandır desek, aynı şekilde arkadaşlar Ahmet KPSS'de birinci oldu desek. Şimdi bu iki örneği arkadaşlarıma sorduğumda ekrandaki arkadaşların çoğunun cevabı şu olur. Hale iyi bir insandır dediğimizde bölünme başlamıştır. Bazı arkadaşlar bunun değerlendirme olduğunu düşünür. Yani karar verdiğimizi düşünür. Bazı arkadaşlarımız da betimleme yaptığımızı ölçme olduğunu düşünür. Ahmet'in KPSS'de birinci olduğu cümlesini de aynı şekilde. Bazı arkadaşlar burada Ahmet'in birinci olduğuna karar verildiğini düşünür. Bazıları arkadaşlar burada betimleme yapıldığını yani ölçme işlemi olduğunu düşünür. İşte arkadaşlar biz bu örnekler üzerinde tanımların yetersiz olduğunu görürüz. Hatırlarsanız ölçmeyi nasıl tanımlamıştık? Bir özelliğin gözlenip gözlem sonuçlarının sayı, sembolle ifade edilmesi, değerlendirme ise ölçme sonuçlarının bir ölçütle karşılaştırarak bir karara, yargıya ulaşılması süreci demiştik. Şimdi bu cümlelere baktığımızda tekrar döneceğim. Ben merak edenler için söyleyeyim. Bu iki verdiğim cümle de birer ölçme cümlesidir. Neden olduğunu birazdan açıklayacağım. Ama ilk yapmamız gereken ölçme ve değerlendirme süreçlerindeki adımları arkadaşlar ayrıntılandırmaktır. Gelin ölçme sürecini önce irdeleyelim. Hatırlarsanız tanımda ne dedik? Ölçmede
Bir özelliğin gözlenip gözlem sonucunun sayı, sembol, sıfatla ifade edilmesi. Demek ki benim ilk başta ölçme yapabilmem için ne ölçeceğime karar vermem gerekiyor. Yani arkadaşlar neyi belirlemem gerekiyor? Özelliğimi. Boyumu ölçeceğim, kilomu ölçeceğim, başarımı ölçeceğim, tutumu ölçeceğim, kişilik mi ölçeceğim? Buna karar vereceğim. Yani arkadaşlar burada sorulan soru nedir biliyor musunuz? Ne ölçeceğiz? Ona bir karar verelim. Zaten bunu karar verdikten sonra tanım ne diyor? Bir özelliğin gözlenip. Yani özelliği benim gelip ne yapmam lazım arkadaşlar? Gözlemlemem gerekir ki ikinci adımım gözlem yapmaktır. İşte burada da aslında ben ölçme aracını belirliyorum. Boy ölçüyorsam ona göre bir araç belirliyorum. Kilo ölçüyorsam ona göre bir araç belirliyorum. Başarı, tutum, ilgi, zeka ölçüyorsam ona göre bir araç belirliyorum. Yani arkadaşlar biz burada araç belirliyoruz. Yani burada sorduğun soru ne olacaktır işte? Ne ile ölçeceğiz? Buna karar veriyoruz. İşte belirlediğimiz özelliği, belirlediğimiz ölçme aracıyla gözlemledikten sonra arkadaşlar bu ölçme aracının yapısına göre biz geliyoruz bu miktarı ya sayıyla ya sembolle ya da arkadaşlar sıfatla ne yapıyoruz? İfade ediyoruz ya da betimliyoruz. Aslında burada da sorduğun soru nedir? Ne ile ifade edeceğiz. İşte arkadaşlar anlattığım bu süreç ölçme değerlendirmenin tanımını irdelediğimiz bir süreçtir. Önce özelliği belirlersin, ne ölçeceğine karar verirsin. Daha sonra bu karara göre gelirsin gözlem yapmak için uygun bir ölçme aracı belirlersin. Sonra bu karşılaştırmayı yaptıktan sonra betimlenen ifadeyi ya miktarla ya sembolle ya ifadeyle arkadaşlar sıfatla ifade edersiniz. Bu ölçme süreciydi. Gelin bir de değerlendirme sürecini irdeleyelim. Şimdi değerlendirmenin tanımını hatırlarsan neydi? Ölçme sonuçlarının bir ölçütle karşılaştırılarak bir karara yargıya ulaşılması süreciydi. İşte arkadaşlar benim değerlendirme yapabilmem için öncelikle elimde ne olması lazım arkadaşlar? Ölçme sonucu olması lazım. Ki biz ölçme sonucunu ne ile adlandıracağız arkadaşlar? Ölçümle adlandıracağız. Daha sonra ne yapacakmışız? Ölçme sonuçlarının bir ölçütle karşılaştırılmasıysa ikinci aşamada getireceğim. Ben bu ölçme sonucunu arkadaşlar getireceğim. Belirleyeceğim bir ölçütle ya da diğer adıyla kriterle karşılaştıracağım. Fakat sen bunu bakarken sorularda şöyle bileceksin. Herhangi bir şeye yetip yetmediğini gösteren yeterlik sınırıyla karşılaştıracağım. Aslında yaptığımız ne? Elde ettiğin ölçme sonucuyla ölçüt dediğimiz belirlediğiniz kriteri karşılaştırıyorsun. Bu karşılaştırmadan hareketle de neye ulaşacaksın arkadaşım? Bir karara ulaşacaksın, bir yargıya ulaşacaksın ya da bir neye ulaşacaksın arkadaşım? Hükme ulaşacaksın. Bu da arkadaşlar değerlendirme sürecidir. Yani burada yapılan nedir? Önce ölçme işleminden elde edilen ölçme sonucu alınır. Bu belirlenen kriterle yani yeterlik sınırıyla karşılaştırılır. Daha sonra bir karar verilir. Yetip yetmediğine dair bir karar, bir yargı, bir hükme ulaşırsın. Bizim işte buraya kadar yaptığımız arkadaşlar ölçme tanımındaki süreci niteledik. Değerlendirme tanımındaki arkadaşlar süreci niteledik. Gelelim şu cümlelerimize. Yani yukarıda yazdım. Hale iyi bir insandır ya da Ahmet KPSS'de birinci oldu. Neden ölçme cümlesidir? Ölçme cümleleriyle değerlendirme cümlelerini nasıl ayırt edeceksin? Ondan bahsedelim. Arkadaşlar sizin temel mantığınız burada şu olacak. Bakın biz ölçme işleminde betimleme yaparız. Ya miktar bildirerek, ya sıralayarak, ya sınıflayarak, ya sıfatta bir betimleme yaparız. Fakat betimlediğimiz miktarın herhangi bir şeye yetip yetmediği hakkında yorum yapmayız. Yani bu yeterlik bildirmez. Sadece var olan durumu aynen ifade etmek vardır. Değerlendirme ise arkadaşlar işte bu betimlenen miktarın herhangi bir şeye yetip yetmediği hakkında sana karar, yargı, hüküm bildirir. Bu mantığı anlarsan zaten soruda sıkıntı yaşamazsın. Örnekleyelim. Bakın ilk verdiğim örnek neydi arkadaşlarım? Hale iyi bir insandır. Şimdi çoğu arkadaşım bunun değerlendirme olduğunu düşündü çünkü karar verdiğimizi zannetti. Fakat bizim burada yaptığımız nedir biliyor musunuz? Ben Hale'yi kişilik özelliği açısından gözlemledim. Gözlem sonucumu da arkadaşlar bir sıfatla ne yaptım? Niteledim. Burada Hale'nin iyi bir insan olmasını herhangi bir şeye yetip yetmediği hakkında yorum yaptık mı? Kesinlikle hayır. Hale iyi bir insan da sen onunla evlenecek misin? Arkadaşlık mı edeceksin? Bir karar bildirmedin. Sen sadece Hale'nin kişiliğini kendine göre betimledin. İşte arkadaşlar bu ne zaman değerlendirme olurdu? Sen bunu bir karara bağlasaydın değerlendirme olurdu. Karşısında verelim. Sen gelip bunu şöyle deseydin. Hale iyi bir insan olduğu için onunla
Arkadaşlık ediyorum deseydin bu bir değerlendirme cümlesi olurdu. Neden dersen, zaten mantığı nasıl kur demiştim. Ölçme cümleleri sana bir özelliği betimlerken onun herhangi bir şeye yetip yetmediği hakkında yorum yaptırmıyordu. Fakat değerlendirme sana ne yapıyor? Halinin iyi bir insan olmasının, yani betimlenen şu miktarın arkadaşlık etmeye yettiği hakkında bilgi veriyor. Bu mantığı yürütürsen zaten soruda sıkıntı yaşamazsın. Demek ki bakışın neymiş? Ölçme bir özelliği betimlemeden ibaret. Ya miktar bildirerek betimliyor, ya sınıflayarak, sıralayarak betimliyor, ya da sıfatla betimliyor. Fakat o durumun herhangi bir şeye yetip yetmediği hakkında yorum yaptırmıyor. Değerlendirme ise bu betimlenen miktarın bir şeye yettiği hakkında arkadaşlarım ne yapıyor? Yeterlik bildiriyor, karar bildiriyor. Aynı cümleye şurada bakalım. Şimdi hali iyi bir insandırdan sonra verdiğim cümle neydi arkadaşlarım? Ahmet KPSS'de birinci oldu. Şimdi burada yaptığımız nedir? Sınav sonuçları incelenmiş ve Ahmet'in birinci olduğu arkadaşlar.